Selamlar arkadaşlar ben Gökçe Gün yakın kampüsten ee, Yeni bir 3ds max dersinde Hepinize hoş geldiniz. Ee, bugünkü dersimizde jant örneğimize devam ediyoruz ee, Ekranda gördüğünüz yerde kalmıştık ee, Layers'a gelip şuradaki e, sıfır katmanı bir gizlersem Hide diyerek e, Yapmam gereken orijinal şekli şöyle bir hatırlayayım ee, Bakın şurada bir iki tane çıkıntı var Bir tane de içeride arka tarafta bir girinti var Bunları oluşturursak Jantın dış kısmını aslında oluşturmuş olacağız. Ee, tekrar geri açtım modelimi. Modeli seçtikten sonra layers'ı kapatabiliriz şimdilik. Ee, alt obje modlarından edge moduna geçiyorum arkadaşlar. Şu bakın e, şu edge'lerden kısa edge'lerden birini seçiyorum. Kısa edge'lerden birini seçiyorum arkadaşlar ve ring e, butonuna bir kez tıklıyorum. Veya bakın bunun kısa yolu shift'e basılı tutup hemen paralelindeki diğer edge'lerden bir tanesini seçmek. Connect diyerek e, bu edge'leri birleştiriyorum. Connect'in içinde bakın pinch değeri ile birden fazla edge loop'u connect ediyorsak yani şöyle şunun gibi iki tane ediyorsak mesela bunların aralarını açıp kapatabiliriz. Veya bir tane ediyorsak slide ile bunu kaydırabiliriz. Bakın aşağı yukarı biraz yukarı kaydırdım çok azıcık 13 gibi. Bundan sonra poligon alt obje moduna geçtim ve bir tane poligonu seçtim. Yine shift ile bakın hemen yanındakine tıklarsam bakın gördüğünüz gibi yine aynı ringdeki gibi bir olay yapacaktır. Buraya Extrude diyerek biraz bunları çıkardım bakın dışarı. Bir kez daha Extrude diyorum, onayladım. Bakın bu ikinci Extrude'da hafif şöyle yukarı doğru Scale'la Scale aracına geldim buradan. Ve Scale aracıyla biraz yukarı doğru e, Scale'ladım. Kontrol etmek için bu arada bu objenin üzerine bir Turbo Smooth Modifier atabilirsiniz bakın. E, hani sonunda nasıl görüneceğini görmek için. Gördüğünüz gibi şöyle bir görüntü oluşturuyor. Yani şu dış kısmındaki çıkıntı yapmış olduk. Bir de içinde bir girintiye ihtiyacımız var. Şöyle bir girintiye ihtiyacımız var. Şuradaki şeyleri de çıkaracağız. Bağlayacağız zaten. Henüz bağlamadık. TurboSmooth'u silebilirsiniz. Ya da gizleyebilirsiniz. Bakın buradaki ampule basarak. Ben şimdilik siliyorum. Bundan sonra içerideki girintiyi yapmak için yine Edge moduna geçtim. Şuradaki Edge'i seçtim. Bakın Ring dedim. Ve Connect dedim. Biraz yine şöyle sıfırlayalım bu sefer. Direkt ortada olsun. Yine poligon moduna geçtim. 4 e, kısa yolunu Yani 4 klavyeden 4 e, sayısına basarak yine şöyle e, shift'le bir ring loop oluşturdum içerine ve extrude diyerek buraya da bir extrude vereceğim. Fakat Extrude'u verdiğiniz zaman böyle bir dairesel o özellikle extrude bir yöne doğru verildiği için bakın şöyle bir sıkıntı görüyorsunuz. Bunu gidermek için buradan local normal dersek e, her şey bulunduğu yüzeye dik olarak gidecektir. Dolayısıyla bu sorunu çözmüş olacağız. Bütün ekstrudular bulundukları yüzeye dik olarak gidecektir. Dolayısıyla bu sorun çözülmüş olacaktır. Tekrar bir TurboSmooth atarsak. Bakın bunu bu arada silmeseydik şu an daha pratik olacağını görüyorsunuz. Yani silmeyebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Hatırlatıyorum. Gördüğünüz gibi içeride de bir girintiye artık sahip olduk. Bakın bu kadar mesela şuradaki TurboSmooth'un içindeki iterasyon sayısını artırsak daha smooth göreceğiz objeyi. Hatta bir tane daha arttırayım. E, genelde iki iterasyon yeterlidir ama hani daha smooth görmek adına şimdilik sadece. E, buradaki bakın geçişin bu kadar yumuşak olmasını istemiyoruz. Daha sert bir geçiş istiyorsak. Bu durumda şöyle bir şey yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın Edit içindeki Edge moduna tekrar geçtiğimde eğer şu kısma yine ringle bakın dönüyorum etrafa. Edge'leri, edge bütün Edge'leri dönüyorum e, connect diyerek bakın buraya yeni bir edge atıyorum. Eğer bunu yaparsanız turbo sumutunuz verdiğinizde daha sert bir turbo sumut göreceksiniz bakın orada. Gördüğünüz gibi şuradaki daha belirgin bir hale geldi. İsterseniz bakın bunu daha iyi görebilmek için şöyle bir şey yapalım. Turbo sumut hala üstündeyken edit poly moduna geçip şimdi edge moduna geçelim ve şuradaki show End result'ı tıklayalım. Bakın show End result derseniz size son halini gösterecektir yapalım. Bu arada yine <coughs> turbo sumutun içinde Iso Display işaretini tık, e, tıklarsanız burada bütün Edge'leri ayrı ayrı görmeyeceğiz. Bu da bizim için bir yararlı bir e, işaret olacaktır. Kullanım olacaktır. Bakın şöyle yapıyorum. TurboSmooth'u şimdilik e, şuradaki ampulünü gizliyorum. Veriyorum ki şu Edge'i seçeyim. Ring yapayım. Şimdi TurboSmooth'u açtığımda bakın Connect ile oranın nasıl değiştiğini size gösterebileceğim. Connect dediğimde bakın oranın daha sertleştiğini kenarın. Hatta Slide kaydırdığınızda daha da sertleşiyor kenara yaklaştırdığınız e, sürece görebilirsiniz. Attığım eci bakın tam olarak size göstermek için turbosu'nu tekrar gizleyeyim. Bakın şuradaki eci attım gördüğünüz gibi. Onayladığımda ve turbosu'nu açtığımda o kenarın daha keskin bir kenar olduğunu görebiliyorum. Peki ortadaki e, kısımla birleştirecektik şuradaki poligonları. E, ben turbosu'nu tekrar siliyorum ve şöyle yapıyorum bakın. Poligon moduna geçtim yine. Ve diyorum ki şuradaki poligonu seç, şuradaki poligonu seç ve bu iki objeyi birbirine Bridge ile bağla. Ee, gördüğünüz gibi iki poligon arasında bir köprü oluşturuyor ve e, istediğimiz şekli elde ediyoruz. Henüz tabii şuradaki vertexler tam istediğimiz yerde değil ama önemli değil e, onları getireceğiz. Yine şurayla şurası arasında bir Bridge oluşturalım. Bundan sonra şurayla şurası arasında birden fazla aslında e e Edge'i aynı anda bridgeleyebilirsiniz. Fakat şöyle bir durum olabiliyor arkadaşlar. Yani böyle üçün üstüne falan çıktığınız zaman karıştırabiliyor Max. <laughs> Dolayısıyla ikişer ikişer yapmanızı tavsiye ederim. Bazen ikide de karışıklıklar olabiliyor ama genellikle iki tane karşılıklayıcı seçtiğinizde çözebiliyor. Peki bridge'lerimizi de yaptık bakın gördüğünüz gibi. Şimdi turbo smooth atıp bir deneyebiliriz. Tabi ben her seferinde yeniden turbo smooth atıyorum ama sizin bunu yapmanıza gerek yok. Ben sadece size göstermek için yapıyorum. Dolayısıyla siliyorum burada Yani aslında silmemek tabi böyle yapacaksak daha mantıklı. E, TurboSmooth'u attığımda e, istediğim do yönde olduğumu görüyorum ama işimin henüz bitmediğini de fark ediyorum. E, nedeni nedir? Bakın buralar çok fazla yumuşuyor. Demin çok fazla yumuşayan yerlere ne yapmıştık arkadaşlar? Yeni edge'ler atmıştık. Aynı şeyi burada yapacağız. Yani sıkıştırma dediğimiz bir e, metot kullanacağız burada. E, fazla yumuşayan yere hemen bir Edge atıp orayı sıkıştıracağız. Hemen e, bir örnek olarak gösterelim. E bu poly'deyim arkadaşlar. Edge moduna geçiyorum ve bakın şuradaki Edge'leri seçiyorum. Ya da burayı seçip ring diyorum demin yaptığım gibi. Ve bakın connectlemeden yine turbo mutlu halini görelim. Connect dediğimde hemen bakın oranın sertleştiğini görüyorsunuz. Fakat edge buraya yakın. Şuradan da gösterebilirim size. Dolayısıyla bunu aşağı doğru eksiye doğru çekiyorum bakın. Gördüğünüz gibi yukarı gittikçe orası sertleşiyor. Yani şöyle bir şekilde e, sertleştirdiğiniz zaman bu işi halledebiliyoruz. Şimdi <laughs> pardon şunu diyeceğim. Bütün bu edge'lerin hepsini birden seçelim. Ve bakın şimdi connect diyelim. Gördüğünüz gibi hepsini birden sıkıştırabilirim. Hem de aynı oranda, bir daha uğraşmadan sıkıştırabilirim rahatlıkla. Ee, bir de şöyle bir şey yaparsak bakın, Turbo Smooth yine attığımızda üstüne. Orta taraftaki sıkıntıya bir bakalım. Şurada bakın, eee vortex'lerimden dolayı bir kaçma vardı, hatırlıyorsunuz ve bu kaçma şu an bize bir problem yol açıyor. Dolayısıyla poliye gidip tekrar vortex'leri seçersem şu vortex'i ve şu vortex'i seçiyorum bakın ve <laughs> Scale ile bunları biraz aralarını açıyorum. Eğer Show End Result dersem yine sonucu görerek de yapabilirim biliyorsunuz zaten. Şurayı ve şurayı seçiyorum bakın. Şimdi burada eğer Z'de scalelarsak bunları istediğim gibi tam birbirlerine dik olarak scalelanmayacaklar. Dolayısıyla buradaki Reference Coordinate System butonumuzu Local'a çevirelim. Bakın Local dediğinizde artık doğru eksende, doğru hizada bunları scalelayabiliyorsunuz yani ölçekleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bunu açtım. Yine bu ikisinin arasında x ekseninde bir büyütme yaptım. Yine şunları seçtim bakın x ekseninde. Bakın bunları özellikle bir pencereyle seçiyorum ki alttaki vortexler de gelsin. Çünkü biliyorsunuz aynı hizada bir vortex daha var. Dolayısıyla pencereyle seçin. Tıklayarak seçmeyin. <laughs> Peki gördüğünüz gibi oradaki e, kısımları da yapmış olduk. Fakat tabii bizim jantımızda şöyle bir olay vardı. Bir yine Manage diyerek, buradaki butona basarak e, sıfırı Hide edelim. E, biraz daha bakın öne doğru geliyor bizim aslında jantımız. Ve şuralarda hafif bombeler var. Bunu da yapalım. Hide'ı kaldırıyorum tekrar ve diyorum ki jantımızı seçelim. Ed Editable Poly'nin Vertex moduna geçelim arkadaşlar. Turbo Smooth'u yine siliyorum buradan. Vertex modundayım. Bakın şuradaki bütün Vertex'leri seçiyorum. Ve biraz öne doğru getiriyorum. Gördüğünüz gibi... Jantı bu, şey, bu sayede öne doğru çıkarabilirim. Bir de şunu da yapalım bakın, ee, bir grow, biraz kon, e, bir kontrolci dedim, biraz daha az öne doğru getiriyorum daha doğrusu. Bir grow diyerek, yani grow dediğimde bakın şuradaki vertexleri de seçecektir. Bir daha göstereyim onu size. Bakın şunları seçtikten sonra grow dedim, şuradaki vertexleri de bana seçecektir. <laughs> Bunları da hafifçe öne alabilirsiniz bakın. Çünkü bunları da eğer geride bıraksaydık önce bir ileri doğru sonra yani şöyle içeri doğru sonra ileri doğru tekrar bir yumuşama olacaktı. Halbuki böylece şu direkt buradaki bombayı da verebiliriz. Hatta bir de yine bu objelerin ortalarına şöyle bakın şuradan her yerden birer tane edge seçip aslında kolaylıkla şunu yapabilirsiniz. Buradan ring diyorum. Tekrar connect dediğimde sıfıra bir tane yeni edge atalım. Bakın gördüğünüz gibi burada yeni bir edge attım ortaya. Bunları da biraz öne doğru çekebilirim. Bu sayede hafif şöyle sanki içeri gelip sonra geriye doğru gidiyormuş gibi bir bombe de oluşturabilirsiniz. Şimdi bir turbo smooth ve son halini görelim objemizin. Birkaç iterasyon veriyorum. 3 iterasyon verdim. Evet yavaş yavaş istediğimiz şekilde doğru gidiyoruz. Fakat tabii ki daha bitirmiş değiliz. Bu arada şimdi fark ediyorum ki biraz daha bakın bazı edge'lerin kalınlaşma ihtiyacı var. Mesela şu edge'in Show End Result diyelim. Şu Edge'in biraz daha kalınlaşma ihtiyacı var. Şunların da. Evet. Yani bunlarla oynayarak daha doğru bir hale getirebilirsiniz. Peki arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Ee, bir sonraki dersimizde şu ayrıntıları yapacağız aslında. Hemen bakalım. Haydettim yine. Bakın e, objeler, e, kanallarımızın üstünde gördüğünüz gibi şöyle girintiler var. Bunları halledelim. Bundan sonra da orta kısımdaki şu ayrıntıları halledelim ve jantımızı bitirelim. Peki arkadaşlar, dininiz için teşekkür ediyorum bugünkü dersimize. Videoyu yararlı bulduysanız lütfen like butonuna basarak videomuzu beğenin. kanalımıza yazılmak için subscribe butonuna basabilirsiniz ve yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz bu sayede. Eee yakınkampus.com sitesini ziyaret ederekten şu ana kadar çekilmiş videolarımızı görebilirsiniz. Teşekkürler, bir sonraki derste görüşmek üzere.